Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Çiğdem Yıldırım, Anamet Kütüphanesi sorumlusuyum. Bugün 6 Şubat, o nedenle yaşadığımız deprem felaketinin birinci yıl dönümü. O sebeple sözlerime depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek başlamak istiyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı tam yerinden İstanbul'a panoramik bakışın tarihi. Konuşmacılarımız ise Çiğdem Kafesçioğlu ve Mehmet Kentel. Konuşmanın moderasyonunu ise Paolo Girardelli üstlenecektir. Pera Müzesi'nde Ekim 2023'te açılan küratörlüğünü Çiğdem Kafesçioğlu, Mehmet Kentel ve Bahat Hanman'ın yaptığı Tam Yerinden İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi ve aynı başlıklı derleme kitap 360 derecelik şehir manzarasının cazibesini çıkış noktası olarak alıyor ve bu panoramik bakışın oluşumunu tarihselleştiriyor. Bu konuşmada Kafesçioğlu ve Kentel İstanbul'un panoramik tahayyüllerini ve şehrin dünya görsel tarihi içindeki yerini sergi ve kitap projesi üzerinden Paolo Girardelli'nin moderatörlüğünde tartışıyor. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Paolo Bey'e teslim edeceğim. Çiğdem Kafesçioğlu Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Çalışmaları erken modern dönem Osmanlı dünyasında kent, mimarlık ve görsel kültür alanlarını kapsamaktadır. Konstantinopolis, İstanbul, İmparatorluk Başkenti'nde Mekanın ve İmgenin İnşası başlıklı kitabın yazarı, Şirin Hamadeh ile birlikte A Companion to Early Modern Istanbul ve Ayfer Bartucan'dan Cemal Kafadar ve Suna Kafadar'la birlikte şehrin doğası, tarihsel ve güncel tartışmalar ışığında İstanbul'da Toprak, Yeşil ve Su başlıklı kitapların editörüdür. Yakın zamanlı çalışmaları erken modern dönemde mekansal ve toplumsal pratiklerle bağlantıları çerçevesinde şehir tahayyülleri ve temsilleri, yerleşim dokuları ve dinamikleri ile kentsel su altyapıları üzerine yoğunlaşmıştır. Mehmet Kentel, Leiden Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Doktorasını 2018 yılında Washington Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Programı'ndan, yüksek lisans derecesini 2011 yılında Oxford Üniversitesi Modern Britanya ve Avrupa Tarihi Programı'ndan aldı. Araştırmaları Osmanlı İstanbul'un çevre tarihi üzerine yoğunlaşan Kentel, 2017 yılında Koç Üniversitesi Anamet'te açılan Yusuf Franco'nun İnsanları, bir Osmanlı bürokratının karikatürleri sergisinin danışmanlığını ve metin yazarlığını, 2019 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde açılan Hafıza-i Beşer, Osmanlı yazmalarından hikayeler sergisinin küratörlüğünü yaptı. Paolo Girardelli, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Bir sanat ve mimarlık tarihçisi olarak özellikle geç Osmanlı şehirlerindeki Avrupalı ve gayrimüslim varlığının görsel, mekansal boyut üzerine çalışmaktadır. 2005-2006'da MIT'de Aahan Bursiyeri, 2013'te Paris'teki Ulusal Sanat Tarihi Enstitüsü'nde davetli araştırmacı olarak bulundu. 2015-2016 yıllarında da Anamet Bursiyeri'ydi. Aynı zamanda İKOMOS'un İtalya Milli Komitesi üyesi olan Girardelli, Italian Architects and Builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey adlı kitabı Ezio Gaudioli ile birlikte derlemiş, Architecture Beyond Europe dergisinin Diplomasi Mekanları konulu özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. Yayınları mekan, diplomasi, din ve toplumsal kimlikler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Son olarak sizlere birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünde sorularınız Paolo Bey tarafından konuşmacımıza iletilecektir. İyi dinletiler dilerim. Sanki bir şey böyle lineer bir çizgide işte A noktasından B noktasına gidilmiş, sanki işte Lorix'ten itibaren herkes panorama yapmaya çalışmış da en sonunda Barker becermiş gibi bir şeye de varabilirdi herhalde. Bir yandan onu da yapmadan farklı motivasyonları, farklı aktörleri göstermeye çalışıyor sergi. Bunu demişken de serginin merkezinde duran panoramayı göstereyim. Bu panorama
bir çerçeve içinde yer alan ve serginin açılışında insanları, izleyicileri karşılayan eser Galata Kulesi'nden yapılmış anonim 19. yüzyıl başında tarihleyebildiğimiz bir temsil. Bu sergiye gelenleri ilk gördüğü eser. Çünkü bir yandan aslında bizim de sergiyle ilgili çalışmaya başlarken ilk karşımıza çıkan bizi bu sergiyi yapma konusunda motive eden de ilk eserdi. Tam işte bunun bu 19. yüzyıl başındaki bir panoramanın ve tam panorama hem kelimesinin hem de modern kültürünün ortaya çıktığı ana denk gelen bu eser etrafında biz bir hem tarihsel bir anlatı kuruyoruz geriye doğru gidip sonra ileriye götürerek ama bir yandan da sadece bu resim içinden bile ayrıştırılabilecek birçok farklı temayı tartışmaya çalışıyoruz. Peki. Ha, bu arada belki Çiğdem Hanım için bir tavsiye geldi. Tam ekran moduna geçmek. Yani ben bunu ayarlayamıyorum. Evet, belki böyle. Teşekkür ederim. Bu anlattığınız meseleler zaten yani hem sanat tarihçisi olarak öğrencilerle çok tartıştığınız konular bunlar. Bir şey özellikle aklıma geliyor. Bu tek noktalı perspektiften çıkmak. Bu çok genel ve global bir süreç. Rönesans'tan sonra yani Alberti'nin teorize ettiği perspektiften çok daha hareketli, çoğulcu, daha böyle çeşit noktalar, görüş noktaları içeren perspektif ve şehirlerin temsiline geçerken bu sergiden aldığımız his, izlenim belki İstanbul'un büyük bir rolü oldu. Şehir olarak kendi mimari, kentsel, topografik yapısı yüzünden bu tür perspektiften yani tek noktalı merkezi perspektiften çıkmak için bir sürü etki olmuş tarih boyunca. Daha inclusive diyebilir miyim? Daha böyle yani homojen olmayan bir bakış ki bu da Osmanlı minyatüründe de var belki ama çoğu zaman bir limit olarak algılandı. Aslında limit olarak değil erken modern özelliği de olarak algılayabiliriz. Orada Evet. sözünü, pardon, devam ediyordu. Yok yok buyurun ben sadece böyle bir fikir aklıma geldi. Siz ne düşünüyorsunuz diye bu konuda soracaktım. Bu yani aslında kafamızı kurcalayan şeylerden biriydi bütün bu malzemeyi bir araya getirdiğimizde. Belki ilk başta şunu söylemekte fayda olabilir. Bu doğrusal yani Alberti ile bir arada düşündüğümüz doğrusal perspektif aslında bu biraz önce sözünü ettiğim işte bu aşağı yukarı 15. yüzyıl sonu 16. yüzyıl içerisinde çok hızla dolaşıma giren bu bütüncül şehir imgelerinde bir fikir olarak var belki. Yani bazılarında bunların mesela bir Floransa resminde işte onu resmeden kişiyi de bir kenarda Evet, görebiliyor. evet. Kısaca göstermeye çalıştık işte Halep'i resmeden Grelo'yu görüyoruz gibi gibi. Ama aslında şehir bir resim objesi olarak böyle bir temsili her zaman karşı duruyor diyeyim. Yani direniyor çünkü
doğrusal perspektifle, yani Alberti'nin penceresinde Evet. işte Roma'yı ya da İstanbul'u ya da Venedik'i resmetmek aslında hiçbir zaman mümkün değil. Dolayısıyla bu erkenlerine de baktığımızda çok az bir iki örnekte görebiliriz böyle bir doğrusal uygulandığını, ama onun da aslında farklı farklı yönlere doğru ilerlediğini. Ama bu bakışın dönüşümü ve dolayısıyla bizim görme şekillerimizin dönüşümü bütün bu büyük hikayenin bir yandan da bir parçası. Ne demek istiyorum onu biraz daha açayım. Biraz önce bu geçen imgeler arasında gördük mesela zannediyorum Grelo'ya atfedilen havadan yapılmış İstanbul isimlerini. Yani gene bir ressamı, bir kişiyi, bakan kişiyi şehrin üzerinde hayali bir noktaya burada aşağıda duran yerleştirip onun gördüğü şekli hayal etmemize olanak sağlayan bir tür temsil bu. Ama bir yandan da biraz daha ilerlersek bir mesela bir iki Hangisine gelin? Mehmet, galiba bu Lorix'le Gudenus'u bir araya koymuştuk. Bu mesela Burada. bir sonrası. Ha, Gudenus'ta şeyi koyduk. Avusturya Evet. yazmasını. Evet. Şimdi burada da mesela biri işte aşağı yukarı 1580'lerden yukarıdaki 1741 senesine tarihleniyor Gudenus'un panoramik imgesi. Bunların ikisi de bu dairesel panoramanın ortaya çıkmasından önce yapılmış. Gene bütünlüklü olarak panoramik diyebileceğimiz bir bakışla şehri resmeden İstanbul resimleri birbirlerinden çok farklılar. Ve şu aşağıdakine baktığımız zaman aslında bunun da tek bir bakış açısından değil, ancak böyle gene Galata, Haliç sırtlarında ilerleyerek parça parça resmedilmiş bir şeyin bir araya konmuş hali olduğunu çıkartabiliriz. Yukarıdakine baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Bu tek bir noktadan yapılmış. Ama gene çoklu perspektifli. Bu defa bu yapan ressamın bulunduğu noktada başka açılardan şehre bakarak yaptığı bir resim. Dolayısıyla bir tarafı Üsküdar'ı gösteriyor, bir tarafı Kasımpaşa'yı gösteriyor, ortası da Suriçi'ni gösteriyor. Aslında tek bir noktadan bakan birisinin gene göremeyeceği bir şey. Yani bunun ikisi de tek bir bakışı imkansız kılan, reddeden resimler. Ama bir yandan da tek bir bakış varmışçasına yapılmış şeyler ve böyle bir iddiaları da hep var. Yani bunu ben bu noktadan yaptım ve size şehrin gerçekliğini gösteriyorum. Böyle bir iddiayla, ama bir yandan da farklı farklı perspektifleri senin dediğin gibi bir araya getirerek inşa edilmiş diyelim imgeler. Belki burada ya işte aklıma şey geldi işte yine Pera Müzesi'ndeki sergiyle ilgili üç küratör olarak yaptığımız panelde dinleyicilerden birisi işte üzerine çalıştığınız eserlerde hiçbir manipülasyon var mıydı gibi bir şey sordu mesela ve işte aslında kastettiği yani şey olarak bilerek çarpıtılmış İstanbul'a dair aslında gerçek olmayan bir şehir resmetmiş eserler ya da işte fotoğraflar falan var mıydı gibi bir soru sordu ama yani sonuç olarak vardığımız nokta bu şeyin İstanbul'u bu şekilde temsil etme arzusunun kendisinde manipülatif bir taraf olduğu olmayan yani asla kimsenin sahip olamayacağı bir bakışı bize gerçek olarak sunuyor sonuç olarak bu resimler öyle ya da böyle. Evet, bu senin dediğine ek olarak şunu da söyleyelim. Hani her şehir için
geçerli bir şey. Bir Tabii yandan tabii aynen. çalıştığımızda hani İstanbul'un bütün bu görsellik tarihi, hani şehirlere dair görsellik tarihi içindeki yerine biraz dikkat çekmeye çalışmak, bunların paralellerini aslında başka şehirlerde izlemek de mümkün. Yani Londra panoramalarına baktığımızda da benzer bakış dönüşümlerini ve yine öğrenilen bakış şekillerini takip etmek. Evet, farklı şehirlerle karşılaştırınca işte çok yani benzerlik ve farklı boyutlar da ortaya çıkıyor. Bu şimdi burada durursak bu Viyanalı kodeksi bakarken yani ne kadar kubbeli yapılar, ne kadar ön planda oldu. Yani bu gerçekten bir şehrin kentsel devriminin sonucu gösteriyor. İlk defa bu kadar net, belki Lorix'ten daha da net nasıl bir rol alıyor Selahattin camileri ve kentsel doku etrafında bu. Üstteki resim ise Gudenus, yani daha 18. yüzyıl ortasında. Çok ilginç gibi, yani şahsen çok ilgileniyorum çünkü benim ilgilendiğim döneme ve meselelere daha yakın. Burada Pera görüyoruz çok ön planda. İlk defa bu kadar görünürlük kazanıyor. Yani detaylar görüyoruz ama aynı zamanda çok anlamlı detaylar. Mesela bu çatı, yani tipik ahşap, işte Osmanlı konut binalar ki Pera, işte ben defalarca tekrar ediyorum öğrencilere ve yayınlarımda. Ya Pera tamamen Osmanlı bir kentsel ortam, 18. 19. yüzyıl başlarına kadar, ortasına kadar. Burada bu çok iyi görüyoruz ama bazı detaylar da görüyoruz. Mesela bir elçilik bahçesi ancak peyzaj üzerinden batılı bir imaj verebiliyor. Yani bu daha böyle geometrik, yani İtalyan veya Fransız tarzı bir. Bunu başka belgelerde de görüyoruz. Fransız elçilik, buradaki İsveç ama Fransız elçilik. Tamamen Osmanlı ahşap konak olduğu sırada bir tek bahçe bir broderi ile böyle çok işlenmiş bir Fransız bahçe sahibiydi ve bu ikilem çok ilginç geliyor. Bir de işte Boğaz da aynı zamanda ön plana çıkıyor. Yani sanki yeni bir politik topografya ortaya çıkıyor 18. yüzyılda. Hem bir tarafta Pera, öbür tarafta Boğaz kiyeleri ki ikisinde elçilik binaları var. Yani ikisi benzer bir süreç içine giriyorlar. Boğaz kıyıları, özellikle Boğaz derken Melling aklımıza geliyor tabii ki. Ve Melling hakkında yeni bir kavramlar, yeni fikirler olarak ne çıkıyor bu sergiden Melling konusunda özellikle? Melingi açayım. Belki göreli, ha işte hem orijinal sketch ve Evet, hem gravürlerinden bir tanesinin orijinal sketch'ini sergiliyoruz sergide. Hem de işte burada üst üste bu kitaptan bir görsel, yani bizim sergi kitabından üstte sketch, altta da onun yayınlanmış hali, son hali. Melingi özellikle serginin
Üçüncü Selim dönemini ayırdığımız kısmında birazcık ele alıyoruz. Ve işte şeyin Üçüncü Selim etrafındaki onun kurduğu patronaj ilişkilerinde İstanbul'da yer alan ve İstanbul'da hem fiziki işler yapmış, İstanbul'un yapılı çevresine katkıda bulunmuş ama hem de İstanbul'u temsil etmiş, temsil etmekle görevlendirilmiş kişileri ve onun üzerinden işte Osmanlı iktidarının yeni değişen işte Pera'ya, Boğazlara yayılan kenti nasıl temsil etmek istedikleri ne dair birkaç şey söylemeye çalışıyoruz. Burada benim kişisel olarak ilginç bulduğum ve serginin başka bölümlerinde de yine farklı şekillerde takip edebildiğimiz bir taraf. Aslında yani bu kişiler işte İstanbul'a gelen ressamlar sadece yaptıkları işlerle, görsellerle bu tarihin parçası değiller. Aynı zamanda birey olarak ya da işte sınıfsal pozisyonları, kültürel pozisyonlarıyla İstanbul'da yer alıyorlar. Çeşitli ağların içine giriyorlar. Sosyal, politik, sanatsal. Ve yani işte Hilal Uğurlu'nun bizim kitaba yazdığı makalede de ortaya çıkarttığı gibi aslında birçok önemli aktör, buna şey de dahil, Henry Aston Barker da dahil, İstanbul'un ilk gerçek tırnak içinde panoramasını yapan kişi. Aslında bunlar birbirlerinden çok uzak şeyler de değiller. O sosyal ağda birbirlerine bağlanan insanlar. Dolayısıyla biraz şeyi de bize gösteriyor bu. Yani İstanbul'un global görsel tarihte, işte panorama tarihindeki yeri sadece eserler üzerinden değil, bu kişiler üzerinden de takip etmek ve İstanbul'a öyle de bir önemli bir yer vermek mümkün. Çünkü işte Londra'da panorama binasının açıldığı ve bu kelimenin ilk kez dolaşmaya başladığı sırada Barker'la Manning aynı anda İstanbul'dalar. Barker panorama yaparken Manning başka çizimler yapıyor. O sırada şeyde olan İstanbul'da olan başka bir seyyah ve yazar Castellan kitabında şey yazıyor tam olarak bu kelimelerle. İşte çok usta çizer Melling'e göre İstanbul'un panoramasının en iyi yapılabileceği yer Kız Kulesi'dir diyor. Yani çok kısa bir süre içinde bu kelimenin ortaya çıkmasından İstanbul'da bu kelimenin nasıl dolaştığını ve işte bu farklı farklı kişilerin İstanbul'un farklı mekanlarını kendilerine şey belirleyip işte uygun yer olarak belirleyip İstanbul'u buralardan total biçimde çizmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir yandan da tabii bu mekanlar arası bir rekabetin de parçası. İstanbul en iyi nereden görülür? Orada da yine şeye gidiyoruz. Bunlar zaten her ne kadar kelime yeni olsa da ve bu aktörler yeni olsa da ve yeni konular, yeni temalar, yeni coğrafyalar bu temsil pratiğinin parçası haline gelse de sizin dediğiniz işte Pera ve Boğazlar olduğu gibi bir yandan da var olan bakma mekanları, seyir mekanlarını kullanıyor bu insanlar ve o Osmanlıların hali hazırda sahip olduğu bazı pratikleri devam ettiriyorlar. Belki evet bir ek olarak hani Melink ile ilgili ne buldunuz yeni bir şey değil belki ama şahsen benim bu sergiye kadar dikkatimi çekmemiş olan bir boyutu Melink'in Voyage Pittoreski'nin kitabın sonundaki harita ve haritanın koymuş muyduk ha bu işte yani Melink başka İstanbul haritaları da kullanıyor ama özellikle bu hangi noktalardan bakarak çizimleri yaptığını gösteren bir harita yani bir bakış açıları Evet. harita. Burada işte Büyükada'dan bir açı görebiliyoruz. İşte İstanbul'un içinden Galata'dan İstanbul'a doğru, Üsküdar'dan İstanbul'a doğru, Boğaz'ın çeşitli noktalarından vesaire. Yani
Üçüncüklü şehir portresinin aslında ne kadar düşünülerek inşa edilmiş bir şey olduğunu, bir yandan da tam Mehmet'in dediği gibi bu manzara noktalarının aslında İstanbulluların yüzyıllardır kullanmakta olduğu manzara noktaları olduğu. Yani böyle bir kafamızı kurcalayan, biraz böyle dikkat çekmek istediğimiz şeylerden biri de buydu. Malzemenin çoğu, özellikle daha erken dönemli malzemenin çoğu, Batılı ressamlar, gravürcüler, çizerler tarafından üretilmiş olan malzeme. Ama bu kişilerin şehirli olan ilişkisi neydi? Şehirli pratiklerle olan ilişkisi neydi? Nasıl bir İstanbullu görme şeklinin içerisine girerek bunları ürettiler? Bu da böyle üzerinde durmak istediğimiz şeylerden biriydi. Melling'in, gerek Gudenus'un çok benzer haritaları, işlev açısından çok benzer haritaları da bize Evet. çok güzel gösterdi. Evet. Buna dair bir şey daha söyleyeyim. Bu yani teorik olarak bu pozisyonu paylaşabilirsiniz. İşte İstanbullular da zaten bu şeyin parçası, görsel kültürün parçası ve onlar şey Batılılar, Batılı gezginler, ressamlar, panoramacılar İstanbulluların bakma biçimlerini tekrar ediyor ya da onları takip ediyor. Bunu teori, bu pozisyonu teorik olarak paylaşabilirsiniz. İşte bazı görsel örnekler üzerinden bunu destekleyebilirsiniz ama mesela bunları yaparken, bu görselleri sergilerken arşiv malzemesine de girdiğiniz zaman aslında bu çok daha iyi biçimde ortaya çıkıyor. Örneğin işte Barker panoramasını sergilerken bir yandan Barker günlüklerinden faydalandık sergide. Yani sadece biz faydalanmadık şeyde izleyiciyi de faydalandırmaya çalışıyoruz. Bayağı bir şey var günlüklerden sergide. Ve orada görüyoruz yani Barker çeşitli kentlilerin tavsiyeleri üzerinden şehri geziyor. Başka yerlere giderken şehre farklı bakma, şehri izleme, seyretme yerlerini öğreniyor. Ve işte ilk başta sadece Galata Kulesi'nden çizmeyi planlamışken sonra Kız Kulesi'nden de çiziyor. Çünkü halihazırda öyle bir pratik var şehirde. Kız Kulesi'nden şehre bakmanın pratiği var zaten. Dolayısıyla o arşiv malzemesi de bu teorik pozisyonu güçlendiren ve dolayısıyla görsel malzemeyle yan yana okunması gereken bir şey bence. Evet, bu zaten serginin ve kitap, yani sergiyle üretilen kitabın en başarılı noktalardan biri sanırım bu. Yani hem arşiv malzemeleri hem görsel temsiller bu nasıl birbirine anlam katıyor. Tekrar yani bu işte bu konuda yeni şehrin yeni bölgeleri böyle ortaya yani bir subject olarak bir etkin hale gelmeleri ilginç. Ben şahsen bunu daha bekliyordum. Sergide pek olmayan bir şey. Boğaz nasıl yeni görüş noktaları yaratıyor? Mesela Tarabya ancak Antoine Favre eserleriyle Tarabya yeni bir görünüm noktası oluyor ve neden? Çünkü Tarabya'dan açık deniz, açık Karadeniz görebiliriz. O bir yeni bir ikonografi gerçekten. Yani onun Favre'den sonra Luigi Mayer aynı noktadan bazı manzaralar çiziyor ve artık Boğaz kapalı bir bölge değil, dünyaya
Yani Rusya doğru tabii ki. Yani bu birçok şey ama tabii sergide var bu yani çeşitlilik farklı nokta, farklı görüş noktaları oluşması çok ilginç bir şekilde. Bir şey ilgimi çeken bir şey bütün bu manzaralar içinde özellikle 19. yüzyıl başına kadar bir tek Katolik yapı görüyoruz. O da Saint Benoît. Başka zannedersem başka Katolik yapı ya da komple ayırtmak çok zor. Ama Saint Benoît evet burada Barker'da gözüküyor. Saint Benoît bu Arap cami Arap cami kulesi ve Üçüncü şeyde haftada Arap camiinden sonraki haftada gözüküyor sen beni o gözüküyor çok evet yakınlaştı. o işaretlediğin tamam evet evet o orta tam ortada o küçük kule ve kulenin solunda kubbe minik bir kubbe ama o kurşun ile kaplamalı ve o kadar önemli bir bütün Katolik Latin yazarlar bir önem veriyorlar çünkü Saint Benoît kiliseler yani gayrimüslim belki bütün gayrimüslim yapılar arasında bir tek minik kubbe ve kurşun kaplama sağlayabildiği özel bir statü gösteriyordu ve işte tesadüf değil ki bir tek Saint Benoît görüyoruz içinde yani bu başka belki sormak istediğim şey yani oryantalizm açısından yani bu doğu batı ilişki doğu batı dengeleri ve işte oryantalizm açısından ne diyebiliriz? Melling bence bir oryantalist değil ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani diğer ressamlar, diğer görünümler. Bir de bir şey de var. Birçok işte Antoine Fabre dediğim birçok manzaralarda bir Osmanlı ve bir Avrupalı birey beraber aynı bahçede, aynı sokakta, Büyükdere'de ya da Tarabya'da ya da bir elçilik bahçesinde hep farklı kültüre ait Ya da bireyler görüyor. Ha işte Barker'ın birey sokaklarında. Barker'de evet. İşte bu bir oryantalist bir yaklaşım değil. Belki bunu tartışabiliriz. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Belki yani bu aslında tabii çok karmaşık ve katmanlı olacak bir soru. Bir yandan yani belki çok çok basitçe şunu söylemek mümkün olabilir mi diye düşünüyorum. Yani oryantalist resim dediğimizde aklımıza gelen türler, janrlar daha çok anlatıya dayanan türler, değil mi? Anlatıya belki portreye dayanan türler. Bu şehir manzarasının kendi tarihi içinden belki gelen bir şey. En çok nedir? Yani 16. yüzyılda ilk şehir albümlerinin, şehir manzarası albümlerinin ortaya çıkmasından itibaren işte efendim Viyana manzarası, Viyana manzarasının önünde işte iki tane, üç tane, dört tane Viyanalı işte şey yaparlar, promenad yaparlar. İstanbul manzarasının önünde işte Osmanlı sultanlarının bir geçidi vardır ya da bir takım kadınlar vardır vesaire. Şimdi bunları oryantalist diyecek miyiz? Ben çok emin değilim. Yani Viyana'ya, Viyanalılara oksidentalist demediğimiz gibi aslında
bu tür imgelerde oryantalist janr içinde yerleştirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Bir iki şey belki bunları ayırt etmeye çalışmak mümkün olabilir. Bu aslında çok yapılmış bir çalışma değil ve gene yani bu resimlerle olan aşinalığımızla aradaki mesafeyi biraz gözler önüne seren bir şey. Şimdi Melling 18 sene İstanbul'da kalmış. İşte Evet. 3,5-4 sene İstanbul'da kalmış. Hani Melling çok daha entegre olmuş işte elit İstanbullu elit içerisine, hanedan içerisine vesaire. Dorix bir işte Habsburg heyetine bağlı olarak daha dışarıdan kalmış ama hani gezgin deyince aklımıza gelen karakterle de tam olarak oturmayan belki kişiler bunlar. Dolayısıyla bunların takibini bir derece daha fazla yapmak. Basım evlerini takip etmek. Yani bu basılı olan imgeler nasıl dolaşıma girdi, nerelerde dolaştı, bunlar bağımsız evlerinde mi üretildi, işte yok efendim Fransız Kraliyet Basım Evi'nde mi üretildi, oradan çıktı ne oldu gibi gibi çok daha böyle mikroskobik araştırmanın farklı boyutlarına bu meselenin bize ulaştırabileceğini düşünüyorum. Bir iki şey daha çok kısaca söyleyip bırakacağım. Mehmet'e atacağım. Bir tanesi bunun erken tarihi, böyle benim daha belki hani şey yaptığım, elimde olmadan daha hızla yöneldiğim. Şimdi biz mesela Matrakçı Nasuh'un şehir görüntülerini, Kitab-ı Bahriyeler'deki işte Piri Reis ve sonrası haritalarda bulunan şehir imgelerini Avrupa resim geleneğini düşünmeden ne de İrani Osmanlı resim geleneğini düşünmeden anlamlandıramayız. Yani bu şeyler de bizim oryantalizm dediğimiz türün çok öncesinde aslında bu tür karşılaşmalar sonucunda oluşmuş imgeler. Dolayısıyla bu tip dinamikleri bence daha geç dönemler için de göz önünde bulundurmamız yerinde olur. Diğeri de bu gene bu farklı temalar üzerinde durduk derken çok kısaca söylediğim bu mecralar arasındaki geçişkenlikler, yani baskı malzemeden duvarlara, duvarlardan kahve tepsilerine, oradan işte ipekli dokumalara vesaire, gene bir çok çeşitli mecrada bir imge dolaşımı söz konusu. Evet. Yapan, kullananları da çeşitli. Çeşitli ve İstanbullu ve dışarıdan kişiler. Dolayısıyla bu da bizim bunlara oryantalist veya oryantalist değil diye şey yapmamızı, böyle kutular içerisine diyelim ya da işte bunları bu şekilde tanımlamamızı belki engelleyebilecek ya da bunu Evet. yol açabilecek şeyler. Bunlar böyle en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. Burada sağdakinde bir kahve fotoğrafı ve yukarıda bir İstanbul manzarası görüyorsunuz. Sana Buna dair ben de bir şey söyleyeyim. Bu Çiğdem şey dedi işte bu hangi matbaa hangi işte gravürcü onların üretim koşullarını da düşünmek lazım oryantalizm meselesini düşünürken. Belki biraz da şeyi de düşünmek lazım. Öyle ya da böyle farklı ellerden geçerek üretilmiş farklı amaçlar üretilmiş eserler. Sonra işte 19. yüzyılda, 20. yüzyılda hangi ellerde kaldı, hangi tip koleksiyon asamblajlarının
kolajlarının içine girdi ve nasıl çerçevelendi, nasıl sunuldu? Yani işte bir şarkiyatçının elinde ise eğer Melink ve o başka şarkiyatçı olarak, oryantalist olarak şey yapılabilecek, çerçevelenebilecek, anlatılabilecek farklı eserlerle bir arada sunuluyorsa, bir arada anlatılıyorsa, o zaman etkisi de daha oryantalist olacaktır. Yani bunun bizim için en böyle şey örneği, hani bugüne, şu ana, bu projeye dair örneği, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, yani Pera Müzesi koleksiyonunda yer alan bütün eserler sergideki oryantalist resim koleksiyonu adı altında arşivlenmiş, envanteri çıkartılmış Evet. durumda. Ve o koleksiyona gerçekten oryantalist eserler de var. Yani daha az tartışmayla oryantalist olarak tabir edebileceğimiz eserler de var. Ama bir yandan da işte bu koleksiyona en son katılan ve serginin çıkış noktasını oluşturan Galata Kulesi'nden yapılmış ya da Boğaz'dan yapılmış anonim panoramalar da var. Panoramik resimler de var. Onlar da bir şekilde o sahiplik, koleksiyonerlik ve sunum pratikleri çerçevesinde oryantalist etkiler üretebilecek resimlere dönüşebiliyorlar yanlarına geldikleri ya da sunuldukları biçimde. Dolayısıyla aslında bu serginin kendi tarihsel merkezini 19. yüzyıla koymasının bizim çok belki dillendirmediğimiz ama belki öyle de bir önemi var. Sonuçta 19. yüzyılda bizim bu resimlere baktığımız, resimleri konumlandırdığımız tarihsel bağlam, bu resimlerin çok kamusal biçimde sergilendikleri de bir bağlam. Yani bize bu sergi aslında biraz sergilemenin de tarihini veriyor 19. yüzyılda bir kitlesel eğlence biçimi olarak. İşte bu resimlerin farklı formatlarda ya da farklı ebatlarda sergilendiği döneme biraz bakıyoruz. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım. Yani resmin kendisindeki unsurların ötesinde bir de sergilendikleri bir bağlam var ve o gerçekten oryantalist bir sonuç üretebilir. Mesela Barker'ın resmine eşlik eden şey küçük kitapçık, oldukça oryantalist klişelerle dolu bir kitapçık. O kitapçığa ne kadar çok değer verirsiniz ya da ne kadar çok onu okuyarak resme bakarsanız, bakıp göreceğiniz şey de daha oryantalist olabilir. Evet, aslında bu klişelerden çıkmak için faydalı oluyor bu sergi bence de. Yani bu oryantalist ya da oryantalist olmayan kategori artık düşünmemek lazım ve ne kadar kompleks bir süreçten çıkıyor öyle imajlar, öyle temsiller, bu düşünmek önemli. Son olarak belki fotoğraf nasıl giriyor bu sergiye? Yani sizin ana emiranız ve malzemeler fotoğraf değil, ama sonuçta çok ilginç belki bu Mehmet'in konusu. Yani mesela 1870 yangınından sigorta resimleri nasıl giriyor bu serginin kontekstine? Evet, bu beni çok etkileyen bir Fotoğraflar, yani fotoğraflar için bir bölümümüz var sergide. Ama orayı gerçekten biraz daha böyle işte koleksiyondaki ya da ulaşabildiğimiz koleksiyondaki bütün bilinen işte meşhur fotoğrafçıların İstanbul'u da çektikleri farklı panoramik fotoğraflarla doldurmak yerine orayı da biraz tematik olarak inşa etmeye çalıştık. Yani bir yandan işte ilk İstanbul'un ilk panoramik fotoğrafları olarak kabul edilen James Robertson'un Beyazıt ve Galata Kulelerinden çektiği fotoğraflar var. Onların işte
kısmi parçaları var sergide. Birkaç tane de yine çok dolaşan, çok dolaşımda olan o kültürü iyi yansıttığını düşündüğümüz işte Beyazıt Kulesi'nden, Galata Kulesi'nden ve Boğaz'dan çekilmiş daha turistik amaçla çekilmiş ve farklı ortamlarda çok dolaşmış panoramaları koyduk. Ama benim için de en çarpıcı olan şey işte fotoğraf bu 1870 yangınının, Beyoğlu yangınının Tatavla'dan çekilmiş bir panoramik fotoğrafı. Bundan iki tane var. Bir tanesi biraz daha bu daha geniş açılı, biraz daha dar bir açıdan bakan bir versiyon daha var. İkisi de çok yakın bir dönemde 1870 yangından hemen sonra ve hemen hemen aynı noktadan çekilmiş iki fotoğraf. Bunların orijinalleri değil, yok sergide. Şeyden Londra'da bulunan sigorta arşivlerinden edindik yüksek görsellerini. Bu fotoğraf yani bir şey olarak, dokümantasyon olarak kendi başına çok kıymetli. 1870 yangınına dair çok fazla şeyi anlamamıza, yeniden düşünmemize sebep oluyor. Olabilir ya da en azından yani bunun üzerinden çok fazla malzeme sonuç çıkartmak mümkün. Ama bir yandan bu İstanbul'un panoramik görsel kültürü açısından da bize şeyi gösterdi. Yani sadece bu kalıplaşmış, klişeleşmiş manzara noktalarından sadece belli amaçlarla çekilmiş ya da yapılmış panorama yok. İstanbul'u bu panoramik bakışla inşa eden, yaratan bir yandan da böyle işte bir sigorta müfettişinin forensik bakış açısına malzeme olsun, ona bir dokümantasyon yaratsın diye çekilmiş de panoramalar var. Bu bakış açısı, bu bakış biçimi, teknolojisi böyle farklı işlevlere de yaramış. O açıdan sergide şey yani farklı bir yerde duruyor bence de bu iş. Bunun yanında işte şey kullandık. Bergen'in meşhur 19. yüzyıl fotoğrafçısı Bergen'in Haliç'teki madenler ve sanayi tesislerini çekti. Onları belgeledi. Yine bizim alışık olduğumuz panoramik fotoğrafların dışında bir konusu ve coğrafyası olan fotoğrafları koyduk, panoramik fotoğrafları koyduk. Benzer bir mantıkla yine İstanbul başka türlü ve başka noktalardan ve başka amaçlarla nasıl bu bakışın malzemesi olduğu sorgulatmak için. Evet, buna bakarak gerçekten bir kontrast aklımıza geliyor. Yani bu ne kadar gerçekçi ve şeyden farklı. Ama aynı zamanda bir şekilde o temsiller nispeten nesnel olduğunu da gösteriyor. Yani bu doku şekilleri, bu tür hala ahşap evler bu görüyoruz. Yani yanmış olmayan ahşap evler, bütün bu bir şey gözüme çarptı burada. Sola doğru gidebilir misin Mehmet? Ah işte yukarıda tam solda Fransız Hastanesi, ki sonra Fransız Konsolosluğu oldu. Ve biraz sağda kocaman bir hacim var. Sekizgen, yani aşağıda cephede görebiliriz çok. O şey 5 sene önce bitmiş Ermeni Katolik Kilise. Bu St. John Chrysostom mucize gibi yanmamış. Yani bu kenarda duruyor. O çok etkileyici bir görünüm gerçekten. Evet, bu yani böyle nokta nokta, bina bina analiz
yapılabilecek bir malzeme. Nitekim zaten amacı da bu. Yani Poren işte o sigorta müfettişinin bu fotoğrafı kullanma biçimi tam olarak fotoğraflara eşlik eden raporu desteklemek. İşte şu sebepten yangın bu kadar büyüdü. Çünkü işte kalyoncu kulluğunda şunlar şunlar bulunuyordu diyor. Bakın panoramada da görebilirsiniz zaten. İşte fotoğrafın en ortasına yer alan kalyoncu kulluğu tamamen yok olmuş. İşte bu sebepten. Ya da işte şu şehrin üst tarafında kalan yapı stoğu daha sağlam o yüzden. Yani bu tamamen böyle bir yapı analizi ve bir yandan da bu müfettişin işte şehri yine aslında o panoramik bakışta sıkıştırmaya ve anlamaya bilmeye çalıştığı bir şeyi motivasyonu bize gösteriyor. Yine bunu da arşiv belgeleriyle birlikte okuduk. Yani bu böyle fotoğraf kendi başına çok etkileyici ama bir arşivin içinden çıkıyor. Onun sahip olduğu bir arşivsel mantık var. Bir işte dokümantasyon mantığı var. Onu anlamaya çalışmak lazım fotoğrafı ve fotoğraftaki görsel temsili tarihsel olarak okumaya, işte bağlamını kurmaya çalışırken. Bunu sergi çok az yapıyor ama asıl kitaptaki makalemizde Ahmet Ersoy'la birlikte yapmaya çalıştık. Belki böyle bir geri gidecek olursak, bu hani bunları daha belgesel kullanma ve hani Paolo, senin de söylediğin hani ne kadar birebir resmettikleri, hani belki bu fotoğrafik diyebileceğimiz gerçekçilik bir yandan böyle aslında hani biraz da şaşırarak izlediğimiz bu Barker panoramasında ve anonim panorama dediğimiz panoramada da gördüğümüz Var. Tanman'ın çalışması da bunu aslında çok güzel ortaya koydu. Hani neredeyse tek tek bina bina ayırt edebiliyor. Yani bu panoramik bakışın bir yandan da böyle bir hani daha önce de söylediğimiz bu gerçekçilik kaygısıyla ve bu yanılsamacı gerçekçilikle bir arada yürüyen bir şey olması ve 19. yüzyıl içerisinde bir noktada bunun fotoğrafla örtüşmesi de bu görsellik tarihi açısından aslında çarpıcı noktalardan biri. Evet, bu Pardon, Paolo. yani örtüşme derken belki bu Fossati'nin şey gösterebiliriz. Çünkü o tam bu ayrı bir panorama. Sergide değil ama Şimdi çok bu 2021'de açılmış küçük bir sergiydi Saint-Pierre Kilisesi'nde ve bunu yaparken fark ettik ki meşhur Fossati'nin Ayasofya litograf cildinde dört görünüm birleşiyor ve bir 360 derece manzara oluşturuyor. Bunu yazıyor zaten Adalbert de Beaumont metinde yazıyor da bir Ayasofya'nın minaresinden çizilmiş. Burada sanki şimdi 1840'larda yapıldı bu çalışma. Restorasyon zaten. Fossati kardeşler restorasyon yaparken aynı zamanda bu görünümler gerçekleştiriyorlar. Ve sanki fotoğrafla yarışıyorlar. Yani fotoğrafın yapamadığı bir tam o seneler fotoğraf ortaya çıkıyor. Bir fotoğrafçının yapamadığı manzaralar yaratıyorlar. Özellikle fotoğrafçının yapamadığı şey Darülfünun binası, böyle ilk solda Darülfünun binası öyle göstermek tamamen hayali çünkü bitmemişti bina. Ve sonra farklı bir şekilde tamamlanmış ve Fossati tamamen şey onun kafasında olan bina gösteriyor burada. Bak, Render'ını yapıyor yani.
Render'ını yapmış yani. Efendim, bir rendering, evet. Bunu da ben işte öğrencilerle bazen söylüyoruz. Perspektiften başlayarak bu da hani eskide insanların elinde olan tek sanal gerçek bu tür temsiller ve gerçekten bir deneyim olarak bugün bildiğimiz augmented reality, virtual reality gibi bir etkisi olabilir, özellikle panoramalar, özellikle. Bu sergiye öğrencilerle gittik ve çok faydalı oldu. Çünkü özellikle ikinci sınıf öğrencilerimiz Boğaziçi Tarih bölümünde bir yarım dönem süren bir ders var. Tarihçiler için, yani tarih araştırmalar için görsel malzemeler ve maddi kültürü nasıl kullanılır? Bu kapsamda objeler, binalar, resimler ve manzaralar inceliyoruz ve birer hafta. Şimdi sergi açıldığı zaman tam manzara gelmiştik. Onun için çok faydalı oldu. Güzel tesadüf. Öğrenciler sergiye geldi ve onların çalıştığı konular bir şekilde ilişkilendirildi. Yani bir serginin bir grup burada, bir grup onu işte keşfettiler. Yani bazı binalar, yani böyle aklında olan bazı görünümler çok güzel bir katkı oldu. Onun için de teşekkür ediyorum tekrar bu sergi gerçekleştirdiğiniz için. Başka sonuç olarak bir şey söylemek istiyorsanız, yoksa sorulara, yani izleyicilerden gelen sorulara da geçebiliriz. Bu gerçekçilik iddiası ile ilgili tek bir şey söylemek istiyorum. Yani serginin ismine belki bir geri dönebiliriz. Evet. Yani çünkü herhalde sergiyi gezmeyenler için çok müthiş aşikar olmayabilir bu isimlerden geldiği. Ama o işte gerçekçilik iddiasının bizzat yerinde yapma ve görüldüğü gibi çizme iddiasının fotoğraftan önce olan ama fotoğrafın da arttırdığı o iddianın aslında bir şeyi kod adı tam yerinden on the spot bir sürü işte yaratıcının panorama çizlerinin panorama öncesi şehir görünümlerinin sahiplerinin, müelliflerinin kendi işlerini tanıtırken ya da onu imzalarken yazdıkları ben bunu tam yerinde yaptım. Bu görünüm tam yerindendir, olması gerektiği gibidir, göründüğü gibidir şeklinde bir vurgusu ona gönderme yapıyor sergide. Bir yandan da daha serginin başlığı. Bir yandan da bu İstanbul'u resmetme yerlerinden bir tanesinin ve 18. yüzyıldan itibaren de en yeri haline gelmiş olan Pera'nın, Tepebaşı'nın bir de üstüne Pera Müzesi'nin bizzat bulunduğu 19. yüzyıl binası Otel Bristol'ün de tam olarak böyle iddialarla ortaya çıkmış olduğuna bir kapalı bir gönderme. Dolayısıyla o gerçekçilik fikri serginin de hem ismine koyduğu hem de tarihselleştirmeye çalıştığı şeylerden biri son olarak. Evet. O zaman belki kapatabilirsin ya da genel bir serginin görüntüsü gösterebilirsin. Mekan, evet, belki. Ve,
şeye geçiyorum. Bir soru Nebahat Avcıoğlu'dan geldi. Sanırım ilk soru diğer şey, evet sanırım ilk bir dakika. Neden gül? Ah tamam. Sergiyi tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Bu panoramaların diğer görsel pratikleriyle herhangi bir ilişkisi hakkında bir sorun var. Özellikle fotoğraf albümleri ile aralarındaki diskursif ya da topografi bir bağlantı görebildiniz mi? Bunu biraz konuştuk ama belki daha söylenir. Bir de bu panoramaların turizme ne gibi bir katkısı olmuştur? Turizm zaten evet ilginç bir yerde kim Bir evet. iki şey söyleyeyim, Mehmet devam eder belki. Ya aslında yani çok 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 yakın bir ilişki var tabii bunlar arasında. Özellikle de hem basılı malzemenin daha fazla dolaşıma girmesi hem de fotoğraf malzemesinin daha hızlı ve fazla sayılarda dolaşıma girmesiyle beraber ve ucuzlamasıyla beraber hem işte bildiğimiz bu herhalde Nebahat'in aklında olan büyük fotoğraf albümleri hazırlanmaya başlıyor. Bunların çok daha küçük boyutları dolaşıma giriyor ve burada aslında bir ilginç nokta bu Esra Akça'nın bu fotoğraf Osmanlı fotoğrafı üzerine ve İstanbul fotoğrafları üzerine yazısında da üzerinde durduğu bir şey. Biraz bu Melling'den bahsederken söylediğim bu farklı farklı bakış açılarını, haritalandığı bakış açılarını resmetmesi benzer bir haritayı bu fotoğraf albümleri için ya da benzer haritaları bu fotoğraf albümleri için ortaya çıkarmak da mümkün aslında. Bu albümler genellikle haritayla gelmiyor elimize ama örtüşen bir pratik var gibi görünüyor gene. Dolayısıyla orada da belki daha fazla kurcalanmaya, araştırılmaya açık bir konu var gibi görünüyor. Evet. Mehmet bir şey eklemek, belki turizm konusunda bir şey. Evet, yani turizme etkisi olduğu kesin. Hani bunu şey olarak hacimsel sayısı olarak ölçmek çok mümkün olmasa da bir de tabii turizmden etkilendikleri çok kesin. Yani mass turizmin başlamasıyla fotoğrafın ucuzlaşması ve işte çok daha kolay şey yapılabilir, çoğaltılabilir ve dolaşıma girebilir hale gelmesi zaten hemen hemen aynı dönemde oluyor. Ve birbirlerini çok ciddi biçimde besliyorlar. Bu yine kentin kendi değişimiyle de alakalı. Kent de 18. yüzyılda olduğu haliyle şey yapılan, kitlesel olarak ziyaret edilen bir yer değil sonuçta. İstanbul'un kitlesel olarak ziyaret edilebilmesi kentin değişmesi sayesinde oluyor. Altyapı projeleri, işte oteller, tren, tünel vesaire ve onlar da yani yine orada da resmedilenin görselin dışına çıkıp biraz daha kent tarihi, sosyal tarih, işte iktisadi tarihe falan baktığımızda benzer aktörlerin hem otel sahibi olduğu hem işte bu fotoğrafların çoğaltılmasına dolaşımında rol olduğu hem altyapı projelerinde hisseleri olduğunu falan görebiliyoruz. Dolayısıyla aralarında birbirlerini besleyen bir ilişki var. Yani bunun en böyle şey örneği, sergideki en basit örneği Otel Bristol'ün yani Pera Müzesi binasının antetli kağıdında İstanbul'un panoramik bir şeyi var, temsili var.
yani bir fotoğraf değil ama işte o kodları tekrar eden bir resim. Dolayısıyla yani bu panorama fikri de zaten turizmle çok iç içe 19. yüzyılda fotoğraflarda onun o dünyanın bir çok önemli bir parçası. Evet, bir şey aklıma geliyor. Turizm, oteller dediğin bu manzaralar turizm beklentilerine göre biraz ayarlanıyor. Bir otelin, Tokatlıyan oteli mesela, çok geniş bir meydanın parçası olarak gösteriyor ki değil. Pera Palas da öyle. Yani ben biraz farklı bir kentsel imaj yaratmak için, yani turistin daha beğenebileceği bir şey imaj yaratılıyor. Yani Tepebaşı gerçekten bir oteller bölgesi olarak Evet. hakikaten yani İstanbul'un manzarasını işte gerçek İstanbul'un diyeyim tırnak içinde manzarasını kullanan ama onu da bir yandan da manipüle eden bir şekilde ortaya çıkıyor Evet. zaten. Yani dediğiniz gibi işte bütün oteller en iyi manzaranın ve aslında muhtemelen çok da olmayan bir manzaranın reklamını yapıyorlar kendi materyallerinde, kendi Evet. bastıkları fotoğraf albümlerinde vesaire. Evet. Bir de şimdi pardon. Başka chatte bulunan yorumlar Melike Sümertaş sanırım Berkeley'den, bayağı uzaklardan izliyorlar şimdi. Melike Sümertaş, konuşma için de, sergi için de çok teşekkürler. Elinize, fikrinize, emeğinize sağlık. Konuşma sergi hakkında çok fikir verici oldu. Umarım sergi yaza kadar açık kalırsa onu da görmeyi canla bekliyorum. Sergi ne zamana kadar bu arada? Mart sonuna kadar Yaza kadar değil maalesef. ben de İstanbul'da yaşamayan birisi olarak serginin uzatılmasını Evet. umuyor, bekliyor, talep ediyorum ama kesin bir bilgim yok. Ama Tamam. şimdilik Mart sonuna kadar açık. Şimdi bir dakika, ben chat'i büyütemiyorum bir şekilde. Furkan ama soyadı Furkan Arslan. Furkan Aslan. İstanbul Jiboşi'ye bir çalışma yapmak diğer şehirlere nazaran daha kolaydır diye düşünüyorum. Fakat malzemenin daha az olduğu Bursa gibi şehirde nasıl bir yol izlenebilir? Elimizdeki birkaç gravür veya çizimden yola çıkarak binaların isimlerinin veya işlevlerinin tespitinden neler düşünülebilir? Diğer şehirler tabii farklı bir Malzemenin çokluğu daha kolay yapmıyor diyerek ben topu Çiğdem'e atayım. tamam, yani Çiğdem'e. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu aslında başta söylediğimiz şeylerden biri. Yani İstanbul'un şehir temsil dünya görselliğinde diyelim, ya da görsel tarihinde şehir temsilleri içerisindeki yeri diye bir şey de vardı aklımızda. Bu da tesadüf değil. Tesadüf de değil ya, ya da işte sadece biz İstanbul'da bulunduğumuz ve önümüzde bu resimler olduğu için değil. Tabii ki bunlar bunu mümkün kıldı, ama bir yandan da şunu da söyleyeyim, mesela işte bu panoramalar diyoruz. İngiltere dışında yapılan ilk panorama, yani bu 360 derecelik bir işte bir rotunda binasının içerisinde sergilenen modern panorama, İngiltere dışında ilk defa İstanbul için yapılıyor. Daha işte bu 15. yüzyıl deyip durdum ben. 15. yüzyıla gidelim. Basılı şehir imgelerine bakalım. Nereleri görüyoruz? İşte Roma, İstanbul, Venedik, Pisa, Kudüs. Belki bir iki yer daha görürüz ama bu kadardır. Dolayısıyla hani böyle bu şehrin böyle bir özelliği var ve dolayısıyla başka bir sorular, problemler bütünü de koyuyor insanın karşısına. Bir onu söylemiş olayım.
Onun dışında ama ne yaparız? Diğer yandan işte Bursa için, Edirne için, diyelim Ankara için bazıları çok tekil, bazıları çok unik, bazıları da gene bu şehir albümleri içerisinde bulunan baskı ortamında çok farklı şekillerde yeniden basılmış resimler mevcut. Dolayısıyla bunlar üzerinden hani ne sorularınız neyse yani bu gene bir hani şehir temsili çerçevesinde bir soru olabilir ya da Bursa'nın şu dönemdeki özellikleri üzerine bir soru olabilir. Yine de bunlar üzerinden yürümek ve tabii her zaman burada da gene çok defa üzerinde durduğumuz gibi hani bunları gerek görsellik açısından gerekse de şehir tarihi açısından kaynak olarak kullanacaksak o zaman sadece görsel kaynak üzerinde duramıyoruz. Yani her zaman başka alanlardan malzemeyle beraber, arşiv malzemesiyle beraber, naratif malzemeyle beraber kullanıyoruz. Umarım cevap. Evet, çok yani şehire göre bambaşka bir yöntem de düşünmek lazım ve şimdi Orçun Okan'dan bir teşekkürler ve soru bir dakika. İstanbulluların manzara noktaları bakma biçimleri üzerine bir soru sormak isterim. Manzara çizimleri yapan veya fotoğraf çeken gezginler ya da yabancı kalmış misafirler, şehri hangi İstanbulluların tavsiyeleri üzerinden geziyor? Kimlerin tavsiyeleri onlar için daha erişilebilir ve muteber olmuşa benziyor? Cevap verebilir miyiz bu? Yani bu iyi bir soru. Orçun'a teşekkürler. Belki bizim de benim de konuşurken söylediğim bir şeyi düzeltmeme fırsat verebilir. Tabii ki bu şey derken işte sadece yabancıların gözü, sadece dışarıdan oryantalistlerin gözü değil. İstanbullular da bu işin partisi dediğimiz zaman da meseleyi böyle bir İstanbullular ve dışarıdakiler gibi bir ikiliye sıkıştırma tehlikesi içeriyor. Belki tabii ki İstanbullular da çeşit çeşit, dolayısıyla onu altını çizmek için iyi bir soru. Tabii ki İstanbullu elitler en azından benim işte Barker üzerinden verdiğim örnekte söz konusu olan aktörler. Yani sokaktaki her alelade bir İstanbulluyla işte Henry Aston Barker şey olup muhatap olup da şey olmuyor. İstanbul'a nereden iyi bakılırın peşine düşmüyor. İşte şeyin elçiliğin ve elçilik bağlantısıyla Osmanlı elitlerinin patronaj ilişkileri içinde olduğu farklı şeyler, ressamlar, şeyler, paşalar, vezirler vesaire burada şey söz konusu olan ya da işte gayrimüslim şeyleri, elitleri söz konusu şey değil. Yani işte alt sınıf İstanbullulardan bahsetmiyoruz. Ya, öyle örnekler de olabilir tabii ama onlar daha istisnadır. Ama yine de şunu da söylemek lazım, yine arşivlerden çıkan bir şekilde bunların öyle ya da böyle farklı yollarda temas ettiklerini de takip edebiliyoruz. Mesela yine Barker'dan Galata Kulesi muhafızına rüşvet vermesi gerekiyor Barker'ın düzenli biçimde kuleye çıkıp da resim yapmak için. Yani öyle bir şey var, lokal kontağı var ya da işte bir gün kuleden resmederken o gün yaptığı taslak çizimleri bir rüzgar alıp kulenin yanındaki bir Türk'ün bahçesine, yani Türk tırnak içinde Türk'ün bahçesine düşürüyor ve Barker hayal acaba ne düşünecek bu Türk benim yaptığım çizimlerle ilgili diye günlüğüne not yazıyor. Dolayısıyla bir şekilde daha alt sınıflardan İstanbullularla da
temas oluyor öyle ya da böyle. Ama tabii ki işte hangi İstanbulluların tavsiyeleri daha muteber sorusunun cevabı lokal elitlerin. Şu benim Süleymaniye duvarını koyalım mı Mehmet? Buna bağlan. Hemen koyuyorum. Şu bu Aa, geldi mi? Süleymaniye Duvarı, evet. Yuvarlak içerisinde gördüğünüz detay, böyle bu sergiyi hazırlarken benim çok takıldığım resimlerden biriydi. Bu bir Siz görüyor musunuz şu an? Ben görmüyorum çünkü. yok, şimdi şeyi görüyoruz. Ha, tamam. Kusura bakmayın, PowerPoint'i bugün iyi idare edemedim. İşte kimlerin bakışı, kimlerden bilgi alıyor olabilirler gibi gibi soru gelince, böyle bir şey de aslında düşünmek lazım. Bu böyle küçücük bir detay, böyle çift sayfalık bir albüm resminin içerisinde Süleymaniye Camisi'nin dış avlusunun duvarına dayanmış bu iki adam. Halic'e doğru bakıyor olmaları lazım. Duvar oraya bakıyor çünkü, ve biz bunu başka işte 16. yüzyıl metinlerinden de, Evliya Çelebi'den de biliyoruz. Hani Süleymaniye'nin bu dış avlusu bir manzara noktası ve herkes oraya manzaraya bakmak için, yani Haliç ve İstanbul manzarasına bakmak için gidiyor insanlar oraya. Bu Avusturyalı ressam da bunu görmüş ve resmetmiş. Yani bu bir yandan hani böyle bir işte Barker bir takım Osmanlı seçkinleriyle ilişkideydi. İşte Lorix mesela, onu yanında böyle çok koskoca türbanlı bir Osmanlı seçkiniyle beraber görüyoruz. Belli ki böyle birisinin yardımıyla ve onayıyla ancak bu resmi yapabildiği gibi gibi. Ama bir yandan da hani şehre ait pratikler diyorsak eğer, hani bunların da gözlemlenebilir şeyler olduğunu da bir yandan düşünmek lazım herhalde. Yani biz bugün hani bilmeden İstanbul'u dolaşıyor olsak, gene bir yerlerde birilerini şehrin çeşitli yerlerinden başka yerlerine bakarken göreceğiz mutlaka. Çünkü bir yandan da şehrin topografyası böyle bir bakışa ve böyle bir şehir deneyimine açıyor burada yaşayan. Evet, bu konuda bir şey de aklıma geldi. 19. yüzyıl başında Lord Byron ile beraber Yunanistan ve İstanbul'a gelen bir mimar var, İrlandalı Cockerill. Ve bu mimar neoklasik background olmasına rağmen ahşap mimarisine müthiş merak gösteriyor. O zaman anlaşıyor, bir tercüman, bir drogmanla anlaşıyor. Bu Rum drogman çok merak ediyordu. İngiliz elçilik binası görmek istiyor. Çünkü elçilik binası bayağı görkemli, ilk taştan ya ilk kagir bina ve gerçekten bir Avrupa tarzı. Galatasaray'da aynı noktada ama aynı bina değil, sonra değişti. İşte o zaman anlaşıyorlar. Cockerill diyor ki tamam, ben sana seni elçilik içine getireceğim ama sen beni ahşap evlere götüreceksin. Ve bu şekilde bu Rum drogman birçok kimsenin göremediği herhalde iç mekanları, işte sonra eskizler British Museum'da biraz duruyor, yani hepsi değil galiba, ama bu anlaşma sayesinde işte Cockerill bayağı Osmanlı ahşap mimarisini anlayabildi. Bu da son olarak bir dakika, bir galiba Çiğdem Hanım'dan bir soru var. Sunmuyorsun. Ha. Satır resminde bu sana. Bu Fossati resminde Ayasofya'dan görülen soldaki iki büyük blok yapı ne yapılar? Günümüzde bu binalar yok. Evet, Darülfünun sanki yerinde Hürrem Hamamı var. Evet, Darülfünun bir yangında
1930'larda, 30'da galiba ya da 31'de bir yangınla yok oldu ve tekrar yapılmamış. Evet, Ayasofya'nın solunda onu görüyoruz. Darülfünun meşhur, çok ölçek dışı bir yapı ve bazılara göre uygunsuz, büyük tartışmalar vardı bina hakkında. Sonra tekrar yapılmadı. Yani içi ahşap, büyük ölçüde ahşap kullanılmıştı. Onun için yangın tamamen yok etti. Sadece dış duvar olarak kalmış. Evet. Başka soru yok galiba. Şimdi o zaman teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet ve aydınlatıcı bir tartışma oldu galiba. Şimdi Çiğdem Hanım'a söz veriyorum. Evet, ben çok teşekkür ederim. Hem değerli bilgilerinizi paylaştınız, hem sergi için ellerinize sağlık. Onu biz İstanbullulara da buraya da kazandırdığınız için. Değerli dinleyicilerimize yönelik bir Anamet Kütüphane konuşmalarının daha sonuna geldik. Katkılarınız için de hepinize çok teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Mart ayında aslında Meşer Galeri'de sergilenen Göz Alabildiğine İstanbul sergisinin konuşmasıyla devam edecek. Bilgilerini web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ben tekrar hepinize Çiğdem Kafesçioğlu, Mehmet Kentel ve Paolo Girardelli'ye çok teşekkür ediyorum değerli sunumlarınız için. Ve hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.